Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni şarkıları değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni şarkılar ağırlıklı olarak dijital platformda boy gösteriyorlar. Artık mekanik üretim adeta yok olduğu gibi bir şey. Çok sınırlı sayıda eğer albüm olursa müzik marketlerde onları bulma şansı yakalıyoruz. Ama artık müzik dünyası dijital platformu tercih ediyor yapmış olduğu yeni prodüksiyonları lanse ederken. Onlardan bir tanesi de Hande Yener'in yeni şarkısı. Hande Yener 2019 yılında herhalde en çok üreten şarkıcı diyebiliriz. Nedenine gelince 2019'da henüz 3. aydayız ve 3. single çalışmasını çıkardı. Bunlardan birini Fade ile birlikte İngilizce yorumlamıştı. Bir diğeri Aşk Tohumu isimli şarkıydı ve son olarak 11 Mart 2019 tarihinde Hande Yener bu kez karşımıza yeni şarkısıyla çıktı. Yeni şarkısının adı Aşkın Kralı. Bu bir Sezen Aksu şarkısı. Şarkının sözünü ve müziğini Sezen Aksu yazmış. Aranjesini ise Mert Ekren yapmış. Şarkı tabii ki Sezen Aksu'nun yazdığı bir söz ve beste olarak kendi kalitesini ve niteliğini konuşturuyor. Aranjeye baktığımızda Mert Ekren Hande Yener'in de tercih edeceği bir aranje formunu tercih etmiş. O da tabii ki yerinde, dozunda ve şarkıya da yakışan bir dijital sound. Bu şarkı evet bir tipik Hande Yener şarkısı. Bakalım 2019 yılının ilk çeyreğinde Aşk Tohumu isimli şarkı mı yoksa henüz 11 Mart'ta çıkmış olan Aşkın Kralı isimli şarkı mı daha çok kitlelerin beğenisini kazanacak zamanla göreceğiz. İşte Aşkın Kralı. Hande Yener müzik dünyasının tecrübeli, kıdemli kadın vokallerinden biri. Ancak müzik sektörü yeni solistlerle de tanışmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi bir erkek vokal Can Yüce. Can Yüce kariyerinde şimdiye kadar 3 şarkı yaptı. Bu şarkıların sonuncusu Niye Bu Sevda isimli yeni çalışması. Bu şarkı 28 Şubat 2019 tarihinde dijital platformda yerini aldı. Şarkının sözünü ve müziğini Can Yüce ve Bilal Sonses birlikte yazmışlar. Aranjör Uğur Balcı, yönetmense Özkan Özdemir. Hatırlayacaksınız Can Yüce yaklaşık 7 ay önce çıkarmış olduğu Aklım Gider Aklına isimli şarkıyla popüler olmuştu. Şarkı gerçekten de geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. O şarkıdan birkaç ay sonrasında Başa Bela isimli yeni bir single çalışma yapmıştı. Ancak o şarkı Aklım Gider Aklına gibi başarılı bir şarkı olarak yerini almadı onun kariyerinde. Şimdi ise Niye Bu Sevda isimli şarkıyla karşımızda. Bu şarkıya baktığımızda yeni jenerasyonun yaptığı yeni müzikal türün bir devamı niteliğinde bir şarkı olarak değerlendireceğiz. Özellikle Bilal Sonses'le bu şarkıyı yazmış olması beraberinde Bilal Sonses'in müzikal formuyla Can Yüce'nin müzikal formunun birbiriyle buluşmasına da imkan vererek Başa Bela isimli şarkıdan daha ticari nitelikte bir şarkının ortaya çıkmasına vesile olmuş. Niye Bu Sevda isimli şarkıda Can Yüce'nin diğer şarkılarında da tanık olduğumuz o arabesk tavır kendini hissettirmeye devam ediyor. Şarkının aranjesine gelince diğer iki şarkısında olduğu gibi bu şarkıda da benzer bir aranjeyle karşı karşıyayız. Bu şarkının video klibine gelince, bu şarkının video klibini şöyle özetleyebiliriz. Şarkı Aklım Gider Aklına isimli video klipte olduğu gibi birbirine benzer fazlasıyla özellikler taşıyor. Sadece mekanlar farklı o kadar. Yine Aklım Gider Aklına videosunda olduğu gibi Niye Bu Sevda şarkısının videosunda da birden fazla karakteri canlandıran bir Can Yüce söz konusu. Niye bu sevda, niye bu dava, gönlümü kendime dost bildim, acıyı da sevdiğim aşkı. Videomuzda yeni şarkıları değerlendirmeye devam ediyoruz ve 4 Mart 2019 tarihine göz atıyoruz. O tarihte dijital platformda yeni bir şarkı karşımıza çıktı. Aslında bu bir türkü, Kevser Irmağı. Bu türküyü kim yorumladı? Kendi müzikal formunda Selçuk Balcı. Yani ortada sadece bir bağlama soundu söz konusu değil. Türk halk müziği normlarında değil de Selçuk Balcı normlarında bir aranje ile bize sundu bunu sanatçı. Kevser Irmağı aslında hiç de yabancısı olmadığımız bir eser. Birçok Türk halk müziği sanatçısı tarafından yorumlandı. Hatta bu eseri yorumlayanlardan bir tanesi de Musa Eroğlu. Musa Eroğlu'nun yorumuyla da tanıdığımız, bildiğimiz bu eser Selçuk Balcı'nın yorumunda yeni aranjesiyle daha çok sesli bir form kazanmış. Şarkı birden popüler oldu. Peki nasıl? O da Çukur dizisi sayesinde. Henüz çekilmiş bir video klibi olmayan Kevser Irmağı, Selçuk Balcı'nın yorumuyla fenomen dizi Çukur'da yayınlandıktan sonra daha da popüler bir kimlik kazandı. İşte Kevser Irmağı. Aman ne? Altyazı M.K.
duy sesimi, dardayım. Bir erkek vokalden bir başka erkek vokale geçelim ve yeni şarkıları bu videomuzda değerlendirmeye ve sizlere aktarmaya devam edelim. Söz konusu erkek vokal Feridun Düzağaç. Feridun Düzağaç yeni bir albüm yaptı ve bu albümdeki ilk çıkış şarkısı da Sanatoryum oldu. 1 Mart 2019 tarihinde ilk olarak YouTube'da yayınlandı. Bu şarkının sözünde Feridun Düzağaç ve Mehmet Esen'in ortak imzası var. Beste ise Feridun Düzağaç'a ait. Feridun Düzağaç bu şarkıdaki aranjeyi 3 ayrı müzisyene teslim etmiş. Bu aranjörler Can Alper, Volkan Kaya ve Arıkan Sırakaya. Şarkının video klip yönetmeni ise Can Fakıoğlu. Şarkının müzikal formuna gelince bu şarkı her haliyle tipik bir Feridun Düzağaç şarkısı. Video klipte yine alıştığımız Feridun Düzağaç video kliplerinden biri. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekirse bir hit Feridun Düzağaç şarkısı değil ama Feridun Düzağaç müzikalitesini fazlasıyla içeriğinde barındıran ve onun kitlesinin dinlemekten keyif duyacağı bir şarkı. Ama yıllar sonra Feridun Düzağaç bir best of albümü yapmaya kalksa Sanatoryum o best of'ta yer alacak bir şarkı değil. Çünkü sanatçı kariyeri boyunca bu şarkının çok daha üstünde şarkılara imza attı. Temiz hava bol hatıra, ben burada sana doydum. Ve bu videoda sizlerle paylaşacağımız son yeni şarkımız Gidiniz, bir Ebru Gündeş şarkısı. Aslında Ebru Gündeş'in 2019 yılında çıkardığı yeni sol albümünün ikinci çıkış şarkısı, ikinci video klip şarkısı Gidiniz. Şarkının video klibi 7 Mart 2019 tarihinde ilk olarak yayınlandı. Sözlerine baktığımız zaman sözlerde şarkı sözü yazarı Şebnem Sungur'un imzası var. Beste ise aynı zamanda yorumcu olan Gökhan Tepe imzası taşıyor. Şarkının aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait. Yönetmen ise video klipte Gülşen Aybaba. Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe şimdiye kadar birçok ortak şarkı imza attılar. Gidiniz isimli şarkı da o şarkılardan biri ve diğerlerinin devamı niteliğinde. Dolayısıyla şarkı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Şarkı Ebru Gündeş'in vokaline yakışan bir şarkı olmuş. Hani bu şarkı için şarkıyı var eden ve öne çıkaran en değerli unsur Ebru Gündeş derim. Ebru Gündeş dışında bu şarkıyı hani bir başka sanatçı yorumlasa nasıl olur diye şöyle bir düşünsek. Gerçeği söylemek gerekirse Ebru Gündeş kadar iyi bir vokal olması gerekir dememiz lazım. Şarkının aranjesinde Erhan Bayrak, Ebru Gündeş'in albümünde aranje ettiği diğer şarkılardan uzak kalmayacak, onlarla aynı dili konuşan bir ortak soundta aranje yapmış. Dolayısıyla bu şarkının aranjesi Erhan Bayrak'ın Aşık isimli şarkıdaki aranjenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde. Ve gelelim şarkının video klibine. Video klipte Gülşen Aybaba imzası var. Gülşen Aybaba bu video klipte tek bir mekanda güzel bir kadın algısı yaratmaya çalışmış ve bunu başarmıştı. Gidiniz Allah aşkına, gidiniz benim yanımda olmaz. Ebru Gündeş'in Gidiniz isimli yeni video klip şarkısı ile birlikte bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki beraberinde bu video ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi de yorum bölümünde bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ve içeriklerimizden anında haberdar olun. Bir başka yeni çıkan şarkılar videosunda yeniden birlikte olacağız.